Cumhur İttifakı baskısıyla, YSK'nın da kumpasıyla onlar şahsında bir hakkın iradesi gaps edildi. Onlar aramızda, KYK'lı arkadaşlar seçilmişler aramızda. Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanımız Hülya Akgökmen Uyanık aramızda. Diyarbakır Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Ramazan Akkuç, Diyarbakır Kaya Pınar Eş Başkanı Necati Pirinçoğlu, Diyarbakır Kaya Pınar Belediye Meclis Üyeleri Dilan Yakut Ali İhsan Karahan, Diyarbakır Bağlar Eş Başkanımız Zeyat Ceylan, Erzurum Tekman Eş Başkanı Müzahit Karakuş, Hakkari İl Genel Meclis Üyeleri Deniz Öztekin, Ferhat Özdil, Iğdır Merkez Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Kum, Kars Sigorta Pınar Eş Başkanı Abdülbekir Erkmen, Mardin Kızıltepe Eş Başkanı Salih Kuday, Mardin Kızıltepe Belediye Meclis Üyeleri Şehmuz Akbaba, Mehmet Ali Çiçek, Mardin Savur Eş Başkan Mehmet Yasin Kalkan, Sirt Merkez Belediye Meclis Üyesi Fatma Kayar, Sirt Kurtalan Belediye Meclis Üyesi Ercan Başar, Sirt Merkez Eş Başkanı Resul Kaçar, Sirt Merkez İl Genel Meclisi Selahattin Barınç, Şırnak Cizre İl Genel Meclisi'nden Bahattin Yağarcık, Van İpek Yolu Belediye Meclis Üyesi Mesude Demir, Van Tuşba Eş Başkanı Yılmaz Berki, Bitlis Tatvan Belediye Meclis Üyesi Veysi Altıntaş, Batman Merkez Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Yılmaz, Erkan Kaygısız, Mustafa Yurtsever, Reşat Akıncı, Muş Varto Belediye Meclis Üyesi Hakkı Bingöl, Ağrı Doğu Beyazıt İl Genel Meclis Üyesi Sabri Karayel arkadaşlarımız, seçilmişlerimiz aramızda. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz değerli arkadaşlar. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sayın Eş Genel Başkanımız Sezai Temelli'yi kürsüye davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, çok saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Geride bıraktığımız hafta içinde bildiğiniz gibi 1 Mayıs alanlarındaydık. Emekçiler, kadınlar, halklar bir kez daha yan yana geldi. Beyaz tülbentleriyle alanları dolduran annelerle buluştu. Bu buluşma önemlidir, kıymetlidir. Faşizme geçit vermeyecek olan iradenin onurlu buluşmasıdır. Evet, yine geçtiğimiz hafta 4 Mayıs 1937'de alınan Dersim tenkil kararı ışığında bir kez daha Dersim katliamını andık. Evet, Dersim katliamının 82. yıl dönümünde yaralar hala açık, acılarımız 82 yıldır dinmedi. Ve dün 6 Mayıs Denizler'in, Hüseyin'in, Yusuf'un idam edilişinin 47. yıl dönümü. HDP Denizler'in, Hüseyin'lerin, Yusuf'ların eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi bayrağını taşımaya devam ediyor. Hukuksuzluk sürüyor. 82 yıldır sürüyor, 47 yıldır sürüyor, 4 yıldır sürüyor. Bu ülkede hukuksuzluk sürüyor. Evet, bugün Füsun Üster hocamız bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladığı için 1 yıl 3 aylık hapis cezası aldı. Şu anda cezaevine uğurlanıyor. Evet, bir barış imzacısı, bir akademisyen barış istedi diye cezaevine uğurlanıyor. Tam 610 akademisyen bugüne kadar yargılandı. 190 akademisyene ceza çıktı. İşte hukuksuzluk sürüyor derken, hukuksuzluk her yerde, adaletsizlik her yerde. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyelerine de ceza çıktı. Savaş bir halk sağlığı sorunudur dedikleri için, savaşa karşı çıktıkları için
Türk Tabipler Birliği'nin 11 Merkez Konsey üyesine halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan ikişer kez onar ay ceza verildi. Hukuksuzluk her yerde, Hakkari'de. Hakkari'de bir çoban vurulmuş, kimin umurunda? Askeri bölgeden açılan ateş sonucunda Sertip Şen isimli çoban yaşamını kaybetti. Evet, yaralıydı, ambulans yetişebilirdi, ambulansın geçişine izin verilmedi. Ve dün Ramazan ayının ilk günüydü. Ramazan ayı bütün İslam alemine barış getirsin, adalet getirsin. Ama Ramazan ayı güzellemesi yapanlar dün yeryüzü sofralarına saldırdılar ve İhsan Eli Açık Hoca da dahil olmak üzere birçok insanı darp ettiler. Kendisine buradan geçmiş olsun diyorum. Evet, memleketimden hukuksuzluk manzaraları. Onca hukuksuzluk her yeri kaplamış durumda. Adaletsizlik her yeri sarmış durumda. Neden? Çünkü hep ısrarla bir şeyi vurguladık. Dedik ki bu hukuksuzluğun kaynağına dönün bakın. Bu son 4 yılda yaşadıklarınıza dönün bakın. Bu kürsüden, her kürsüden ısrarla bunu vurguladık. Dedik ki bu ülkeyi tecritleştiriyorsunuz. Son 4 yıla dönüp baktığınızda bu hukuksuzluğun nasıl üst üste binerek geldiğini, bu adaletsizliğin nasıl her yeri kapladığını görmeniz mümkün. Çözüm masasının devrildiği günden bu yana barış isteyen herkes yargılandı bu ülkede. Onlarca gözaltı, yüzlerce tutukluluk. Evet, bu suça ortak olmayacağız diyorsunuz, barış istiyoruz diyorsunuz, yargılanıyorsunuz. Çünkü bu hukuksuzluğun başladığı günden bugüne kadar bu ülkede bu hukuku, var olan hukuku tasfiye eden bir OHAL düzeni aslında inşa edildi. 15 Temmuz darbe kalkışması ve sonrasında 20 Temmuz'da hayata geçirilen bu OHAL düzeni karşımıza kanun hükmünde kararnamelerle yönetilen bir ülke çıkardı. Şimdi bugün bu salonda biraz önce ismi okunan arkadaşlarım işte o kanun hükmünde kararnamenin mağdurlarıdır. On binlerce mağdur gibi bu salonda o mağdurların sesini duyurmaya geldiler. Evet, mağdurdurlar. On binlerce insan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edildi. Ben de onlardan biriyim. Ve bizler bu hukuksuzluğa karşı mücadele vermeye devam ediyoruz. Devam da edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, haklarımızı nasıl gasp etmeye çalışırlarsa çalışsınlar, bu hak gaspının karşısında mücadelemizi yükseltmeye devam edeceğiz. Kararlı bir şekilde bu mücadeleye devam edeceğiz. Ama hukuksuzluk hukuksuzluğu doğuruyor dedik. Kanun hükmüyle kararnameyle ihraç ettiler. Mahkeme yollarını kapadılar ve ondan öteye vatandaşlık hakkını gasp etmeye yöneldiler. Hem de YSK eliyle. 24 Haziran seçimlerine girdik. 24 Haziran seçimlerinde YSK'ya kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilenlerin durumu soruldu. Hiçbir mahsur yoktur dendi. Seçime girildi. Bugün mecliste 10 tane kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilmiş milletvekili var. Ve 31 Mart seçimlerine giderken belediye eş başkanlıkları için, belediye meclis üyelikleri için yine kanun hükmünde kararname ile ilgili bir sıkıntının olup olmayacağı bizzat YSK'ya soruldu. Ve siz arkadaşlarım müracaat ettiniz. YSK o olağanüstü hal döneminin hukukuna tabi olarak tüm bu kanun hükmüyle kararname ile ihraç edilmiş arkadaşlarımıza tuzak kurdu. Evet, tuzakçıdır. Yüksek Seçim Kurulu değildir. Yüksek Sahtekarlık Kurulu'dur artık onun adı. Evet, bu hakkımız gasp edildi. Bu hakkı gasp edenler sonra kalktılar bu mazbataları başkalarına verdiler. O başkaları da bu utancı, bu adaletsizliği içlerine sindirdiler. Gittiler o koltuklara oturdular. O koltukta onları oturtmayacağız. Bu utancı, bu adaletsizliği sokakta, mahallede, her yerde onların yüzlerine
vurmaya devam edeceğiz. Çünkü gasp edilen sadece bizim mazbatamız değil, bu halkın iradesidir, bu halkın geleceğidir. Bu iradeyi onlara teslim etmeyeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, evet, mazbatayı gasp etmiş olabilirler. Ama biz halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Mahallemizde, ilçemizde, kentimizde, belediyelerimizle birlikte tüm hizmetleri el birliğiyle, güç birliğiyle yürüteceğiz. Halkımıza hizmette hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Kentlerimize sahip çıkacağız. Bağlara, Tuşba'ya, Edremit'e sahip çıkacağız. Toplumun hakkını, toplumu savunmaya devam edeceğiz. Evet, hukuksuzluk her yerde dedik. OHAL düzeni her yerde. Bakın ekonomide de devam ediyor. Ekonomiyi bu hale getirdiler. Büyük bir çürümeyi yarattılar. Herkesin hakkını gasp ettiler. Ve şimdi sanki ekonomide her şey yolundaymış gibi açıklamalarda bulunuyorlar. Ve insanları tehdit etmeye, ekonomiyle ilgili sorunları dile getirenleri tehdit etmeye devam ediyorlar. Bizzat Cumhurbaşkanı bunu yapıyor. İşsizlik rekor kırmış. Enflasyonda ilk 6'ya girmişiz. Gıda fiyatlarındaki yükseliş çok dramatik. Öbür taraftan TÜİK çıkıyor diyor ki enflasyon düştü. Kimin enflasyonu düştü? İçinizde enflasyonu düşen var mı? Halkın enflasyonu çıkmaya devam ediyor. Uyduruk bir sepet yaratmışlar. O sepetteki rakamları, o sepetteki miktarları değiştirerek enflasyon düştü diye halka yalan söylemeye devam ediyorlar. Enflasyonun düştüğü falan yok. Bırakın düşmeye, artmaya devam ediyor. Hollanda büyüklüğünde ekilebilir bir tarım arazisini yok etmiş bir iktidar var karşımızda. Gıda fiyatları düşer mi? Düşmez tabii. Alım gücü nasıl yükselsin? Bırakın alım gücünü yükselmesini, satın alma gücü paritelerine de baktığımızda çok ciddi bir yoksulluğun her yeri kapladığını görüyorsunuz. Sadece gıda fiyatları değil, halkın en temel, en zaruri ihtiyaçları neyse o alanda fiyat yükselişleri devam ediyor. Kanser ilaçları. Evet, bu denli acımasız bir iktidarla karşı karşıyayız. Kanser vakaları her gün artıyor ama ne kanser ilacı bulunabiliyor ne de bu ilaçların fiyatlarında bir düşüş yaşanabiliyor. Yolsuzluk her yerde, yolsuzluğu da OHAL düzeniyle bir olağanlaştırma gayretini kayyum döneminde aslında gösterdiler. Evet, bu kayyum zihniyetinden kurtulmak lazım. Kayyumlardan kurtulduk ama zihniyeti devam ediyor. Bu arada halı da hala gelmedi. Onu da hatırlatayım. Her gün yeni yeni yolsuzluklar açıklanıyor ve bunların yayınlanması yasaklanıyor. Kendisi kayyumken yaptığı yolsuzlukların teşhir edildiği için kaymakam bununla ilgili yasak kararı alıyor. Evet, böyle bir hukuksuzlukla, adaletsizlikle karşı karşıyayız. Bütün bu hukuksuzluğun yaşandığı birçok alan, birçok adaletsizlik alan var dedik. Bunun altında yatan da tabii en önemli şey bu iktidarın savaş politikalarıdır. Savaş politikalarında ısrardır. İşte S-400 rezaleti. Bu S-400'leri ne yapacaksınız, neden alıyorsunuz diye sorduğumuzda bir yanıt yok. Hangi pazarlıkların sonucudur belli değil. Diğer taraftan bakın Gazze'de Filistinlilere yapılan zulme karşı öyle çıkıyorlar, esiyorlar, gürlüyorlar ama İsrail'le 6 milyar dolara yakın ticaret anlaşması devam ediyor. Çünkü Orta Doğu halklarına yönelik savaş politikalarında ısrar İsrail'in de bir devlet politikasıdır, Türkiye'nin de bir devlet politikasıdır. Dolayısıyla Orta Doğu halklarının kurtuluşu barış siyasetinde, barış mücadelesinde yan yana gelmekten geçiyor. Bütçelerin savaşa değil, halkların ihtiyacına ayrıldığı bir düzen barışı var edebilir, barışı tesis edebilir. O yüzden de bugün savaşta ısrar edenler, halkın hakkını savaş bütçelerine ayıranlar, yolsuzluktan geçinenler
ekonomik ve finansal krizi derinleştirmeye devam ediyorlar. Hukuksuzluk devam ediyor. Adaletsizliğe adaletsizlik eklenmeye devam ediyor. Dün bir adaletsizlik, bir hukuksuzluk daha yaşandı. Evet, YSK İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. İstanbul seçimleri derken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri. Yani seçimin içinden bir kısmı ayırarak yenilenmesine karar verdi. YSK bütün meşruiyetini yitirmiştir. Ama Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Söyledik, defalarca dile getirdik. Tüm Türkiye'yi uyardık. Tüm demokrasi güçlerini uyardık. Ama Türkiye halkları dönüp de Muş'a bakmadılar. Dönüp de Malazgirt'e bakmadılar. Dönüp de HDP'ye karşı yapılan bunca şaibeye, bunca seçim yolsuzluğuna, bunca baskıya, zulme bakmadılar. Uyardık, defalarca uyardık. Çünkü YSK marifetiyle yapılan şeyin nelere yol açacağı daha seçimlere gidilmeden belliydi. Hatta 16 Nisan referandumunda belliydi. 24 Haziran seçimlerinde belliydi. Biz sürekli bunları dile getirdikçe aslında Türkiye'de siyasete, demokrasiye, barış mücadelesine şaşı bakanlar bir türlü dönüp bu haksızlıklara, bu şiddete ses çıkarmadılar. Sessiz kaldılar. Şimdi kıyamet kopuyor. Tabii kopacak. Bu kıyameti biz de kopartacağız. Ama dediğimiz gibi bunun böyle olacağı belliydi. Çünkü bu iktidar bu şaibelerden besleniyor. Bu şaibelerin üzerinde kendi iktidarını var ediyor. Hatırlayın, 7 Haziran seçimlerinden sonra istikşafi görüşmeler diye bir şey uyduruldu. Geçen gün köprüdeydi, birisini kurtarıyordu. Ne istikşafisi? Bu ülkenin kaç gününü yediler bitirdiler. Sonra Surucu yaşadık. Sonra Ankara gar katliamını yaşadık. Bunları unuttuk mu? Unutmayız. Bizde fil hafızası var. Asla bir şey unutmayız. Onların hepsinin hesabını soracağız. Şimdi çıkmış demokrasi havarisi. Bütün istikşaficileri biliyoruz. YSK da bugün 36 gün boyunca bu halkı oyaladı ve sonunda kalktı. İstanbul seçimlerinin bir kısmını, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararını verdi. Evet, AKP-MHP bloğunun noterine dönmüş ve ne denirse, iktidardan ne talimat gelirse onu yerine getiren bir YSK var. Şimdi tartışmalar sürecek. Tabii 23 Haziran'a kadar bir seçim atmosferinde olacağız. Ama biraz önce saydığım, aslında hukuksuzlukların çok az bir kısmını dile getirdiğim şeylerin devam etmemesi için sadece seçim atmosferine kilitlenip kalmamak, demokrasi mücadelesini yükseltmek gerekiyor. HDP İstanbul'da aday çıkartacak mı? HDP ne yapacak? Şimdi kamuoyunun bunlarla meşgul olmasına gerek yok. Evet, HDP nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa HDP orada olacak. Unutmayın, HDP'siz 31 Mart olmazdı, HDP'siz gelecek de olmaz. Bizim ne yapacağımızda vakit harcamayın. Esas siz ne yapacaksınız? Bu kalemşorlar, bu tweet uzmanları, tweetin başında bir okuyorsunuz ki herkes mübarek Che Guevara olmuş. Devrin yarını hazır. Hani alıp cep telefonunu sokağa çıkmak kalmış. Siz bırakın HDP'nin ne yapacağını. Siz ne yapacaksınız? Evet. Yine Muş seçimleri çalınırken, Malazgirt çalınırken, Şırnak'ta garnizon sandığa girerken ne yaptınız? Evet. İşte demokrasi mücadelesi öyle bazı hukuksuzluklara sırt çevirerek, bazı hukuksuzluklara karşı çıkarak olmaz. Demokrasi mücadelesi tutarlılık ister, kararlılık ister, bütünlüklü bir mücadeleye ihtiyaç duyar. O yüzden de diyoruz ki esas siz ne yapacaksınız? Bu tecrit konusunda ne yapacaksınız? Bakın, bu kadar adaletsizlik
4 yıldır bu ülkede uygulanan mutlak tecride sessiz kalmanın bir bedelidir, bir maliyetidir. 4 yıldır üst üste koyarak geldiğiniz bu adaletsizliklerin herhangi birinde karşı çıkmanız yetmez. Tüm adaletsizliklere omuz omuza vererek, yan yana gelerek karşı çıkmalıyız. Ancak o zaman faşizmi durdurabiliriz, ancak o zaman faşizmi yıkabiliriz. Siz ne yapacaksınız? Leyla Güven 181 gündür açlık grevinde. Leyla Güven 181 gündür bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa karşı haykırıyor. Herkesi bu adalet ve hukuk mücadelesine çağırıyor. Nasır Yağız 169 gündür bedeniyle direniyor. Evet, bu parlamentonun 3 vekili Dersim Dağ 65 gündür, Tayyip Temel, Murat Sarısaç 60 gündür haykırıyor. Cezaevlerinde 144 gündür yüzlerce mahkum direniyor. Adaletsizliğe, hukuksuzluğa, tecrite karşı sesleri duyulsun istiyor. Bugün cezaevlerinde 3000'e yakın yoldaşımız tecrit son bulsun diye seslerini duyurmaya çalışıyor. Duymuyorsunuz. Duyun artık bu sesleri. Kimsenin ölmesini istemiyoruz. Açlık grevlerinin sonlanması, bu gidişatın durdurulması için bu tecrit düzenine, bu OHAL düzenine, bu kayyumcu zihniyete, bu hakkınızı gasp eden faşizme karşı artık siz de ses çıkartın. Gelin bu mücadelede omuz omuza verelim, bu faşizmi geriletelim. Eğer bu sessizliğe devam ederseniz bugün açlık grevinde olan birçok arkadaşımızı yitirebiliriz. Birçok tutsağı, birçok mahkumu yitirebiliriz. Bu vebali hiç kimse taşıyamaz. Bakın, açlık grevindeki sessizlik nedeniyle bugün 15 tutsak 30 Nisan'dan bugüne, yani tam 8 gündür ölüm orucunda. Evet, ölüm orucunda 8 gün. Önümüzde çok az bir zaman kaldı. Bu insanlarımızı yitirmek istemiyorsak şimdi ölüm orucundaki olanların sesine ses katmalıyız. Anneler beyaz tülbentleriyle cezaevleri önünde evlatları ölmesin diye, bu ülkenin çocukları ölmesin diye, Kürt çocukları, Türk çocukları ölmesin diye onurlu bir barış mücadelesi veriyorlar. İşte bu sese kulak vermelisiniz. O annelere saldıranlara karşı kendisine güvenlik gücü polis diyen ama o rezilliği bu ülkede yaşatanlara karşı sesinizi yükseltmelisiniz. Onlar bu ülkeye barış gelsin diye bedenleriyle, beyaz tülbentleriyle her gün o cezaevlerinin önüne gidiyorlar. Gebze'de, Kızıltepe'de yaşanan, Bakırköy cezaevinde yaşanan bu zulme ses çıkarmalıyız. Bu zulme dur demeliyiz. Eğer bugün bu zulme dur demezsek yarın çok geç olacak. Uzun zamandır bunu söylüyoruz. Uzun zamandır Türkiye'de toplumsal muhalefete, tüm sivil toplum örgütlerine, sendikalara, tüm siyasi dinamiklere bu çağrıyı yapıyoruz. Mesele sadece sandık ve sandık sonuçları değildir. Mesele bir demokrasi mücadelesidir. Bu mücadele olmadıktan sonra o sandıktan ha Ali çıkmış, ha Veli çıkmış. Neye yarar? Gelin demokrasi mücadelesinde buluşalım ki sandıklardan demokrasi çıksın, barış çıksın, Türkiye'nin önü açılsın. Evet, o yüzden de diyoruz tecrit son bulmalı. Bu mutlak tecritte son vermelisiniz. HDP ne yapacak? HDP'nin ne yaptığı belli. HDP'nin ne yapacağı üzerinden manipülasyonlara bu ülkede gerek yok. HDP tecriti sonlandırmak için, savaşı sonlandırmak için, demokrasiyi ve barışı inşa etmek için mücadelesine dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. 31 Mart'ta bir strateji ortaya koyduk. Siyasetin kulvarını değiştirdik. 3 tane belediye başkanlığı, 5 tane belediye meclis üyeliği pazarlığı yapmadık. Tam tersine Türkiye'nin özlemini duyduğu
barışın yolunu açmak için mücadele ettik. Dün ne yaptıysak yarın da onu yapmaya devam edeceğiz. Evet, 2 Mayıs günü Türkiye yeniden umutlandı. 2 Mayıs günü Sayın Öcalan'la görüşmek üzere iki avukat arkadaşımız İmralı'ya gitti. Tam 8 yıl aradan sonra, düşünebiliyor musunuz? Bu ülkede bir hükümlü 8 yıldır avukatlarıyla görüşemiyordu. 810 başvuru yapılmış ama görüşme bir türlü sağlanamamıştı. Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nin İmralı'da avukat görüşmesi ile ilgili yasağı kaldırmasının ardından avukatlar İmralı'ya gidebildi. Sayın Öcalan'la bir saatlik kısıtlı bir görüşme gerçekleşti. Birçok kısıtın devam ettiğine avukat arkadaşlar tanıklık ettiler. Dün de açıklamalarını yaptılar. Gecikmiştir, eksiktir ama hukuki anlamda olumlu bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bunun burada kalmaması gerekiyor. Bunun bir yasal güvenceye kavuşturulması gerekiyor. Düzenli olarak avukat görüşünün gerçekleşmesi gerekiyor. Evet, Türkiye'nin bu umudu bir kez daha söndürülmemelidir. Tüm hükümlerin yararlandığı haklardan, yasaların çizdiği çerçeveden herkes gibi Sayın Öcalan da İmralı'daki diğer 3 hükümlü de yararlanmalıdır. Geç kalınmamalıdır. Bakın, ölüm oruçlarından bahsettik. Açlık grevinden bahsettik. Kritik aşamadan bahsettik. O yüzden geç kalınmadan bunun yasal statüsünün bir an önce belirlenmesi ve adaya geliş gidişlerde hem avukat görüşleri hem aile görüşlerinde bir düzenin hemen tesis edilmesinde yarar vardır. Türkiye barışı için, Türkiye demokrasi için çok kritik bir süreçtir. Geç kalınmamalıdır. Keyfi uygulamalara artık izin verilmemelidir. Evet, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu derin bir toplumsal uzlaşı ve demokratik müzakere sürecidir. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu onurlu bir barıştır. Demokratik siyasete dayalı bir çözüm sürecidir. Türkiye demokrasisinin inşası, demokratik cumhuriyetin inşası bu mücadeleden geçmektedir. Evet, bir uzlaşı, toplumsal uzlaşı sürecinden, müzakere sürecinden, demokratik müzakere sürecinden 2013'te başlayan ama bu iktidarın bu süreci nasıl nereye sürüklediğini de çok iyi biliyoruz. Sonra 5 Nisan 2015'te kesintiye uğrayan süreçten bahsetmiyoruz. Demokratik bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden de tüm toplumu, tüm Türkiye halklarını, emekçileri, kadınları bu demokratik müzakere sürecinde inisiyatif almaya, rol almaya, demokrasi mücadelesinde, onurlu barış mücadelesinde yan yana gelmeye çalışıyoruz. Demokratik cumhuriyet konusunda atılacak adım, Kürt meselesinin çözümü konusunda atılacak adımdır. Demokratik siyaset ancak böyle kendisini kurumsallaştırır, ancak böyle özlemini duyduğumuz demokratik cumhuriyeti var edebiliriz. Hem Türkiye'de var edebiliriz, hem de Suriye'de var edebiliriz. Toprak bütünlüğünün korunarak Suriye halklarının kendi geleceğine karar verebileceği bir süreci var edebiliriz. Suriye'ye müdahale ederek değil, savaş çığırtkanlığı yaparak değil, karşılıklı hassasiyetleri önemseyerek Suriye'nin demokratik çözümüne katkı sunabiliriz. Türkiye nasıl ki demokratik çözümünü arıyorsa Suriye'de demokratik çözümünü arıyor. İşte o yüzden diyoruz ki gelin demokrasi ittifakında buluşalım. Gelin bu toplumsal uzlaşma ve demokratik müzakere zeminini bir toplumsal barış ve yeni bir anayasa sürecinde buluşturalım. Evet, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu otoriter rejim kendisine plesibit arıyor. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri bu otoriter sistemin kendisine aradığı plesibittir. Kendisini oylatmasıdır.
İşte tam da bunun karşısında şimdi demokrasi referandumunu var etme zamanıdır. Bugünden yarına tüm demokrasi güçlerinin bu otoriter rejim karşısında ortaklaşması büyük önem taşımaktadır. Bu bir demokrasi ittifakı çağrısıdır. Demokrasi ittifakında Kürtler, Türkler, Aleviler, Ermeniler, tüm inançlar, tüm ezilenler, emekçiler, kadınlar, gençler bir an önce buluşmalıdır. Türkiye ittifakı diyerek toplumu kutuplaştıran, kamplaştıran bu zihniyetin karşısında toplumsal barışı savunan, yargı reformuyla, yargıda atılacak adımlarla, hukukun üstünlüğü savunusuyla, insan hakları savunusuyla hızla bir mücadeleyi büyütmek, talepleri bir an önce hayata geçirmek lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu ülkeyi sürekli olarak bir gerginlik atmosferinde tutanlara karşı Türkiye demokrasisini mutlaka bulacaktır. Demokrasi güçleri bu ittifaktan aldığı güçle eninde sonunda bu ceberrut iktidardan mutlaka kurtulacaktır. Geçenlerde diyor ki, bugüne kadar konuşmadım, hep sustum. Sen hep sus. Seni mutlaka susturacağız. Sevgili arkadaşlarım, HDP 31 Mart seçimleri sonuçlarını belirleyen çok güçlü bir siyasi ve toplumsal harekettir. Ve izlediğimiz stratejiyle demokratik bir seçenek ortaya çıkardık. Değişim ve dönüşümün önünü açtık. Demokrasi mutlaka HDP ile gelecektir. İstedikleri kadar bağırsınlar, çağırsınlar, bizi suçlasınlar. HDP'yi demokratik siyasetin dışına itmeye çalışsınlar. Bu ülkeye demokrasi mutlaka gelecek. Bu cumhuriyet demokratikleşecek. Adalet ve hukuk bu ülkede yaşam bulacak. Barış bu topraklarda yeşerecek. Bu da sizlerin mücadelesiyle olacak. Ben sizlere çalışmalarınızda, mücadelelerinizde başarılar diliyorum. Hepinizin yolu açık olsun. Serkeftin Evanı.